Akne, diğer bir ismiyle sivilce, en sık görülen dermatolojik hastalıklardan birisidir. En sık olarak ergenlik döneminde görülmektedir. Ergenlik dönemindeki bireylerin yaklaşık olarak %90'ını etkilemektedir. Ama sadece ergenlik döneminin hastalığı olarak isimlendirmek yanlış olur. Ergenlikten sonra da devam edebilmektedir. Yine ergenlik sonrasında başlayan sivilce de olabilir. Onun dışında yeni doğan döneminde, yaşamın ilk yılında infantil akne dediğimiz akneler de olabilir. Yani sivilceler olabilir. Onun dışında çocukluk döneminde çok fazla sivilce olmasını beklemiyoruz. Eğer ki çocukluk döneminde sivilce oluyorsa altta yatan bir hormonal bozukluk açısından araştırılması gereklidir. Peki sivilce nasıl görülüyor? Nerelere yerleşiyor? Her iltihaplı lezyon sivilce midir? Sivilce yüz, boyun, omuzlar, sırt, göğüs gibi bölgelere yerleşen deriden kabarık kızarıklıklar şeklinde görülüyor. Bazen içler iltihaplı da olabilir. Peki sivilce neden oluyor? Ergenlik döneminde temel olarak bazı hormonlar değişiklikler meydana geliyor. Androjenik hormonlar dediğimiz hormonlar artışıyla birlikte cildimizdeki yağ üretimi artıyor. Yağ üretiminin artmasıyla birlikte de gözenekler tıkanıyor. Bunun dışında hangi nedenler rol oynuyor? Bakteriler, stres, bazı kullanılan kozmetik malzemeler de sivilceye neden olabilir. Onun dışında genetik faktörler de sivilcede rol oynayabilir. Eğer ki kişinin ailesinde şiddetli sivilce öyküsü varsa kişide daha fazla sivilce görülebilir. En sık sorulan sorulardan birisi de diyetle akne ilişkisidir. Yapılan çalışmalarda net sonuçlar olmamakla birlikte kan şekerini hızlı yükselten fast food gıdalar gibi çikolata, kuru yemiş gibi gıdaların çok fazla tüketilmemesini önermekteyiz sivilcesi olan bireylerde. Peki sivilceyi tedavi etmeli miyiz? Sivilceyi tedavi etmeliyiz çünkü sivilcesi olan bireylerde özgüvende azalma meydana geliyor. Onun dışında kişiler sosyal olarak kendilerini izole edebiliyorlar, toplum içine çıkmak istemeyebiliyorlar. Onun dışında bu hastalarda yani aknesi olan kişilerde depresyon ve anksiyetenin daha sık olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Diğer bir nokta da şu ki eğer ki sivilceyi tedavi etmezsek iz bırakma riski var. Yaklaşık olarak %20 oranında sivilce iyileşirken iz bırakıyor. İz kaldığı zaman da bunun tedavisi hem maliyetli hem de daha zor olmakta. Peki biz sivilceyi nasıl tedavi ediyoruz? Sivilceyi tedavi ederken iki çeşit ilacımız var. Birincisi topikal tedaviler dediğimiz krem şeklindeki tedaviler. İkinci tedavimiz de sistemik tedavi dediğimiz ağızdan alınan hap şeklindeki tedaviler. Krem olarak tedavileri az sivilcesi olan kişilerde, hafif sivilcesi olan kişilerde tercih ediyoruz. Krem olarak antibiyotikler, retinoidler dediğimiz A vitamini türevleri, benzoil peroksit, azelaik asit gibi değişik etken maddeleri içeren kremleri kullanabiliyoruz. Bu kremlerin etkisinin ortaya çıkması için yaklaşık bir 2 aylık bir süre geçmesi gerekiyor. Onun için hastalarımıza biraz sabırlı olmaları ve tedaviye devam etmelerini öneriyoruz. Tüm hastalarımız için tedaviye başlamadan önce uygun bir temizleyici ürünle sabah akşam yüzlerini temizlemelerini mutlaka öneriyoruz. Onun dışında şiddetli sivilcesi olan kişilerde ya da krem tedavisine yanıt alamadığımız durumlarda sistemik tedaviye geçebiliyoruz. Hap olarak verdiğimiz tedavilerde ilk seçeneğimiz antibiyotikler. Antibiyotik tedavilerini yaklaşık olarak 2-6 ay kadar kullanabiliyoruz. Diğer bir hap olarak verdiğimiz tedavi de izotretinoin tedavisi yani bir çeşit A vitamini. Oldukça etkili ve güvenli bir tedavi hekim kontrolünde kullanıldığı zaman. Hastalarda düzenli olarak karaciğer fonksiyon testlerini ve kan yağlarını takip ediyoruz. En sık gördüğümüz yan etkiler ciltte kuruma, özellikle hastalarda dudaklarda kuruma gibi bulgular olabiliyor. Sivilce tedavisinde en önemli noktanın hasta-hekim ilişkisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Hekimimizin önerilerine mutlaka uymalıyız. Sivilcelerimizi sıkmamalıyız, oynamamalıyız. Eğer sıkarsak iz kalma riskini arttırmış oluyoruz. Derinizle ilgili her şikayetinizde, her hastalığınızda mutlaka dermatoloğunuza başvurun ve derinizi dermatologlara emanet edin.